Evet. Şimdi hocam medikal mühendis Hasan Ercan'ı yanımıza alıyoruz. Buyurun Hasan Bey. Şimdi sizinle de lazer epilasyon hakkında konuşacağız. Şimdi lazer epilasyon nedir? Lazer epilasyon kıllarımızı kökünden öldürerek kıllardan kalıcı olarak kurtulmaya çalıştığımız bir uygulamadır. Peki nasıl bir işlemdir bu? Yani bizim kılımıza tam olarak ne oluyor da biz bunu yok ediyoruz? Tabii çok güzel bir soru. Lazer epilasyon sırasında lazer atışları dediğimiz ışınlar kıl kökü ve kılın kendisinde bulunan pigment, yani melanin hücreleri tarafından emilir ve ısıya dönüşür. Bu ısı 65 dereceyi geçtiği zaman kıl kökleri kalıcı olarak tahribat yaşar. Ve yani ölürler. Orada kökleri yok ediyoruz. Şekilde. Peki. Evet, köklerini yok. Şimdi bu çok konuşulan bir konu olduğu için soruyorum, siz de bir uzmansınız. Tabii. Bu ne kadar zamanda tamamlanır? Nasıl kıl kökleri gözükür? Kim yapar, kim yapamaz? Bir genel hattıyla. Tabii ki. Şimdi öncelikle lazer epilasyonun etki mekanizmasının az önce pigmente hedef alarak, yani rengi hedef alarak çalıştığından bahsettik. Rengi görüyor aslında. Evet, rengi görüyor. Şimdi bu durum beraberinde cilt tipinin ve kıl tipinin çok önemli olduğu bir duruma sebebiyet veriyor. Ne oluyor? Kılımızın içerisinde renk ne kadar yoğunsa, pigment ne kadar fazla varsa o kadar çok ısıya dönüşebiliyor. Aynı zamanda cildimizde koyu renkli kıllar daha kolay yok oluyor diyebiliriz. Evet, çok daha hızlı ısıya dönüşebiliyor. Tamam. Dilerseniz ben çizerek hemen çizelim hocam. Siz biz Hasan Bey'le konuşurken siz de çizin. Koyu renkli kıllar daha kolay gidiyor. Peki ten renginin buradaki işlevi, önemi nedir? Aynı şekilde pigment kılımızda bulunduğu gibi cildimizin içerisinde de bulunuyor. Pigment cildimizde ne kadar yüksekse yapılan lazer atışının cilt tarafından emilmesi, daha doğrusu kıl kökünden çalınması o kadar yüksek. Oluyor. Bu ne anlama geliyor? Cildimiz koyu oldukça kıl köküne ulaştırılabilen lazer atışları seviyeleri azalıyor. Dolayısıyla kıl kökünde ısıya dönüşmek yerine cildimizde de ısıya dönüşmeye başlıyor. Tam bu sebepten lazer epilasyon uygulamaları sıralarında sadece lazer atışları değil, bir de cildimizi aktif olarak soğutma işlemi yapılıyor. Bu nasıl bu oluyor? Yeni bir teknik. Evet, soğuk hava üflenilerek, çok şiddetli soğuk hava üflenilerek kıl kökünü 65 dereceden daha yukarıya ısıtırken cildimizi 44 derecenin altında tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bir şey çizdik tahtaya. Bu cildimiz. Evet. Burada kıllarımız. Bunlar da kıl köklerimiz. Şimdi lazer sistemleri aslında temelde 3 şekilde çalışır. Birinci sistem dışarıda gören kılı yakar. Kıl kablo gibi ısınır ve kökü de yakar. Anladım. Ayrıca hiç kılı görmeden, bakın kılı yüzeyinde hiç kılı görmeden direkt atışlarla sadece kökü ısıtarak yok eden var. Yok eden sistem. Bunlar da diyot sistemler. Yani dışarıda hiç kılla uğraşmaz. Hatta kıl olursa etki etmez. Hiç olmaması gerekiyor. Evet. Ayrıca bakın bunların beslenen şöyle damarları vardır. Bu kökleri besleyen şöyle damarlarımız vardır. Aslında kırmızı kalemimiz olsaydı ondan çizecektik ama. Şimdi bakın. Bir sistem daha vardı ki endiyak sistem. Endiyak sistem de bu damarları hedef alır. Damarlar hedef alıp damarları ortadan kaldırınca kök de beslenemez. Böylece yok ve olur. Yok olmuş olur. Yani temelde 3 sistem kullanıyoruz. Farklı farklı sistemler var. Kişinin ihtiyacına göre siz herhalde uygulamayı yapıyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Lazer epilasyon sistemlerini kişiye özgün seçmek gerekiyor. Özgün seçmek gerekiyor. Peki o zaman şunu sorayım. Lazer epilasyon yaptırmak için bir mevsim var mıdır? Az önce bahsettiğimiz pigmente, yani renge duyarlılık tabii ki mevsimsel olarak kışları daha rahat yapılabildiği anlamına bugüne kadar geldi. Ama hocamın da az önce bahsettiği gibi son gelen teknolojide bir karışımından hibrit olarak ortaya çıkabilen, hepsinin karışımını içerebilen sistemler gelişti. Bu sistemlerle hem cilt tipleri, kıl tipleri arasındaki başarı farkı azaldı. Hem de hem yaz hem kışın uygulanabilen bir sistem haline dönüştü. Ne oluyor? Arada çok ufak farklar oluşuyor. İnce tüyler ve kalın tüyler esmer ten açık ten arasında açık ten kalın kılda 3-4 seanslarda bile etki edebildiğimiz durumlar varken tüyler inceldikçe, cilt biraz esmerleştikçe bu belki 6-8 seansa kadar uzayabilir. Peki tüyün rengi çok açıksa, şimdi böyle halk arasında hepimizin konuştuğu bir şey var. Tüyün rengi sarıysa, sarıya yakınsa çok zor kurtulmak diyorlar. Doğru mu değil mi? Hem incelmesi hem de rengin sarı olması tabii ki zor. Zorlaştırıyor. Biz bunun içindir ki tüy halindeki kılların aslında lazere girilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ne oluyor peki? Çoğalıyor mu o zaman? Çoğalıyor. Nedeni de şu. Biz tamamen yok edemediğimiz kılların tekrar güçlendiğini görüyoruz. Oraya öyle bir enerji vereceksiniz ki o enerji
kılı tamamen imha edecek. İmha edecek kadar bir enerji vermez iseniz bu defa o tekrar canlanıyor. Ayrıca savunma sistemimiz vücudumuzu her zaman aynı görüntüye ulaştırmak için mücadele ediyor. Biz bir kısmını yok etsek bile o kıllar oraya gelecek diyor vücut, evet, yani. O kılları öyle oradan üretmeye çalışıyor. Kesinlikle. Ama artık belli bir mevsim yok. Önemli olan doğru uygulama. Az önce bahsettiğimiz soğutma sistemlerinin etkin olması koşuluyla. Yani çok şiddetli soğuk hava ile bölgeyi soğutuyoruz. Cildimizi soğutuyoruz. Üzerine de çok kuvvetli atışlar yapabilmemiz. Patlatabilen, kıl kökünü patlatarak öldürebilen atışlar yapabilmemiz önemli gerekiyor. Önemli olan doğru uygulamayı bulmak. Çok renk, teşekkür. Evet. Renk çok önemli. Renk çok deri önemli. Rengi. Deri rengi koyu ise yanma riski her zaman daha yüksektir. Biraz uzak durulması gerekiyor. Dikkatli olacağız.